yatsın da sakinleşsin. Ya, yok yatsın da sakinleşsin. İşi yok ya ama korkacağım. Ben evin oradayım şu anda. Evin çarpı. Biliyorum ben sana yalan konuşmuyorum. Yani varsa var yoksa yok. Benim rahat olsun anladın mı? Avukat bir çekilebilir. Sana yalan konuşuyorum. Yangın saat 3.30 sularında çıkıyor. Sobanın parlaması sonucunda meydana geliyor yangın. Net olmamakla birlikte sobaya yanıcı madde döküldüğünü tahmin ediyoruz. Evde iki kişiler, teyzemiz sobanın bir anda patlaması sonucu olduğu yere yığılıyor. Yangın çıktığı esnada iki tane genç arkadaşımız kapıyı kırarak eve giriyor. Teyzemizi yerde buluyor. Yani genç arkadaşlarımızın içeri girmesi sonucunda aslında teyzemiz, Zehra teyzemiz hayatta kalabiliyor. Gelini arka taraftaki cam kırıldıktan sonra çıkartılabiliyor. Zehra teyzemizin durumu ağır. Şu anda Malatya'da. Yani, sıkıntılı bir süreci var. Allah inşallah acil şifalar verir. Yani sıkıntılı bir süreç bekliyor kendisini. Ev kullanılamayacak halde. Mutfak tamamen tahrip olmuş halde. Hiçbir şekilde hiçbir eşyası kullanılamıyor. Biz de bu yüzden bir yardım kampanyası başlattık. Halkımız duyarlı. Kaymakamlığımız, valiliğimiz çok duyarlı bu konuda. Kızılay'dan büyük bir destek alacağız. Haricinde teyzemizin Malatya'ya sevk edilmesinde hastanedeki olaylarında Sayın Vekilimiz Metin Gündoğdu'nun yardımlarını gördük. Buradan ona da teşekkür ediyoruz. İnşallah dediğimiz gibi kısa sürede biz de Şarkiye Mahalle Muhtarlığı olarak teyzemizin evini bir an önce eski haline getiririz. O hastaneden çıkana kadar yuvasını tekrar kurarız. İnşallah yaralarını bir nebze olsun halk olarak sarmaya çalışacağız. Daha sabahın erken saatleri olmasına rağmen 7650 TL gibi bir nakdi yardım geldi. Haricinde gelecek olanları da buraya not aldık. Zaten kaymakamlıkla istişareliyiz. Bu gelen yardımları kaymakamlığa bildirip, valiliğe bildirip gerekli çalışmaları yürütüyoruz.